Merhabalar, en dandik ve en iyi hikayeye sahip Şampiyonlar Listemizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlk bölümü izlemediyseniz karta tıklayıp ilk bölümü izleyebilirsiniz. Bir de küçük bir açıklamayla başlayayım. Çünkü birçok kişi şunu demiş. Hani sadece hikayeye göre yorumlayacaktın, niye konseptlere de bakıyorsun? Konseptlere bakman adil değil. Şöyle, bir şampiyonun hikayesini tartışırken sonuçta onun ana dizaynını da bence dahil etmemiz gerekiyor ve ortalama şampiyonlarda bunu yapmadım. Fakat öyle şampiyonlar var ki dizaynı ekstrem derecede iyi olan, yani Kindred gibi, Bard gibi böyle gerçekten çok özgün bir dizaynı olan karakterlerin dış görünüşü ve konsepti de bence hikayesine dahil sayılmalı. Ya da Kaisa gibi önceki videoda anlattığım ana hikayesine çok ters olduğu için bir gariplik yaratan karakterler var. Bu yüzden bazı şampiyonlarda dizaynı da dahil ediyorum, etmeye devam edeceğim. Bilginiz olsun ve Jace'te kalmıştık en son. Jace'ten devam edeceğiz şimdi. Jace ve Victor'u beraber işlememiz lazım. Hikayeleri çok birleşik. Jace'i A'ya, Victor'u ise S'e koyacağım. Çünkü hem aralarında hikaye gerçekten güzel, iyi işlenmiş, hoş bir hikaye ama Victor'un konsepti yine biraz daha güzel olduğu için. Amaçları, yaklaşımı, hedeflediği şeyler, o hikayedeki yeri açıkçası bana göre Jace'den biraz daha ileride. Yani bir kendine tarikat kurmaya çalışması falan. Jace'le olan hikayesinin üstüne çıkan özellikleri var. O yüzden kendisini S sınıfına koyacağım ve Jin'i konuşmamıza gerek bile olduğunu düşünmüyorum. Video oyun tarihinin büyük ihtimalle en özgün ve müthiş tasarlanmış karakterlerinden bir tanesi. Sesini değiştiren bir maske takması, genel o sahne bakış açısı, o sanatsallığı, vücudundaki simetri yoksunluğu vesaire her şeyle inanılmaz iyi bir karakter Jin. Hem hikayesi hem konsepti gerçekten her şeyle dört dörtlük bir şampiyon diyelim. Jinx'i tabii ki bekleme odasına almak durumundayız çünkü hikayesini yakında diziyle öğreneceğiz. Kalista aslında oldukça standart, ihanete uğradım, şimdi intikam ruhuyum büyü. Ama yeterince dramatik ve güzel bir hikayesi var. Yani çok bir olayı da yok. A'ya koyasım gelmiyor. O yüzden sanırım B'ye koyacağım. Gerçekten düşündüğünüzde öyle wow yaptıran bir karakter değil Kalista. Ve belki de aynı durumda olan Karma var. Karma da bildiğimiz Avatar kafası aslında. Ruhlar devam ediyor. Ionia'nın ruhunun gücü. Ama hani orada yine biraz daha böyle bir çatışma var. Ben bu gücü kötüye kullanayım mı, kullanmayayım mı? Vatanımı savunmak, bu ruhun bulunduğu toprakları savunmak bu ruha aykırı mıdır şeklindeki kaoslardan dolayı iyi vereyim mi ya Karma'ya? Hadi iyi verdim. İyi veresim geldi Karma'ya. Karthus. Ölüm konusunda çok hevesli ve meraklı bir çocuğun, ölümle büyüyen bir çocuğun gidip ölümü kucaklaması ve bütün dünyayı ölümü kucaklamaya davet etmesi. Şarkı söylemesi, muhabbetleri falan bir tık kopuk bence ana dizaynından. Dolayısıyla kendisini fena değil alacağım. Kesin kötü bir karakter değil ama yine Karthus da böyle wise be dedirtiren bir karakter değil sanki. Kassadin. Kızım içliğe düştü. Acaba hiçlikte ne var? Gideyim bir bakayım diye giden, ekipmanlar toplayıp dalgıç gibi hiçliğe dalan bir adam. Standart intikamcı baba konsepti. Fena değil deyip geçelim Kassadin'e. Katarina. Şimdi bazı karakterlere şey diyorum ya, böyle çok olaysız diyorum. Mesela Akali örneğinde olduğu gibi. Ya da belki Draven daha yukarıyı hak ediyordu çünkü egosu vesairesi çok iyi işlenmiş. Katarina bu karakterlerden bir tanesi. Katarina özgün bir karakter değil, özel bir karakter değil ama her karakterin özel ve iyi olmasına gerek de yok. Yani bu evrene gerçekten Garen Darius gibi düz kılıçlı adamlar, Katarina gibi düz dar pantolon giyip milleti bıçaklayan suikastçılar da lazım. Dolayısıyla Katarina'nın Akali gibi C sınıfında olması kötü bir şey değil. Meh olması kötü bir şey değil. Yani her karakter yukarıda olmak durumunda değil. Onu da bir açıklamış olayım dedim. Kayle ve Morgana'yı da sanırım beraber işlemek lazım. Annelerinden gelen güçle ne yapacağını bilmeyen iki kardeş. Daha doğrusu Kayle biraz daha ne yapacağını bilen taraf. Bana gökten adaletin kılıcı indi. O zaman ben adalet götüreyim şeklinde aslında bayağı mantıklı bir yaklaşımı olan Kayle ve onun diğer tarafında hayır abi ben insan olmak istiyorum. Ben bu gücü istemedim. Ben bu sorumluluğu istemedim.
Ben bu karar verme etkisini istemedim. İnsanlar hata yapabilirler. Ben onlarla birlikte yürüyeceğim. Ayaklarım yere basacak. Kanatlarımı zincirleyeceğim. Bu kılıcı da istemiyorum. Zaten babamı da vurduk yanlışlıkla. Lanet olsun böyle güce de, böyle ışığa da diyen Morgana. İkisinin de hikayesinin çok tatlı olduğunu düşünüyorum. Kayle'ı A'ya koyacağım. Morgana'yı S'e koyarsam kesin Morgana'yı çok sevdiği için torpil geçti diyecekler. O yüzden onu S'e almayıp Kayle'ın yanına koysam da kardeş kardeş takılsalar mı? Yani Morgana'nınki bir tık daha iyi bence Kayle'dan. O gücü reddedişi gerçekten. Daha insanlığın yanında kalmayı istemesi, daha hataları gözetmesi falan bence daha iyi. Ama hadi A ile S arasında değil. Bak bir üst kata koyuyorum Morgana'yı. Kayle, Öps kameram gitti bir saniye. Kayle'in aslında böyle biraz standart edgy boy, üstü çıplak karanlıklarda ben kötüyüm vibe'ları. Ama Zed'e olan sadakati, o çocuk askerlik üzerinden olan hikayesi, gölgenin gücünü kullanarak elindeki Darkin silahını kontrol etmeye çalışması falan şeklindeki o biraz daha karışık ve derinleştirilmiş güzel senaryosal noktaları hoşuma gittiği için kendisini de A sınıfına davet ediyorum burada. Güzel güzel, çünkü dizayn olarak baktığında şampiyon olarak falan da güzel, böyle dönüşüm geçirebilmesi, oyun içerisinde farklı oynanış tarzları olması biraz daha falan. Yani bir şampiyon olarak baktığımda S Plus'a gider ama hikaye ve dizayn olarak baktığımda A ile S arasında kalıyor. Ya S'yi hak ediyor mu Kayle emin değilim. Şey olmasa, bu kadar standart böyle emo kötü çocuk olmasa büyük ihtimal S olurdu. Ama çok böyle mavi saç, ben kötüyüm olduğu için A'ya koyuyorum. Kendinden 1000 yıllar önce dünyaya gelmiş, ne yapıyor lan bu insanlar? Siz 100 yıl mı yaşayabiliyorsunuz sadece? Çok tatlısınız lan siz. Oy, siz dengeyi mi korumaya çalışıyorsunuz topu topu 30 senelik ömrünüzle? Sizi ben yerim. Dur sana ben şuriken atmayı öğreteyim falan şeklindeki denge tarikatına yaklaşımı bayağı hoşuma gidiyor. Eğlenceli bir karakter. Tabi dizaynı falan bir tık eski, biraz antik bir şampiyon ama hikaye olarak güzel bir şampiyon. Kendisini elektrik sincabımızı B'ye alalım efendim. Kha'Zix. Bugün iyi günümdeyim sanırım, yüksek puan veriyorum herkese. Kha'Zix. Yani hiçlik çekirgesi bir şeyleri dövüp evrimleşiyor falan. Ya hiçlik şampiyonlarının hepsi biraz aşağılara mahkum gibi ya. Olayları yok çünkü, yani gerçek bir motifi şeyi yok. Yaratık çekirge işte, yani gerçekten bu adam çekirge, ne yapayım? Ok evrim falan konsept bir şeyler koymuşlar. Tamam, yendiği düşmanı üzerinden güçleniyor falan ama bayağı olaysız. Kindred çok tartışmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Defalarca konuştuğumuz bir şey. Yine seslendirmesinden dizaynına, orijinalliğinden hikayesine, her şeyle direkt S artıyı hak eden bir karakter. Şimdi Kled özgün bir dizayn. Deli olması güzel, replikleri eğlenceli, hikayesel derinliği çok fazla değil, biraz daha efsaneye dönüşmüş bir Yordle. Noxus'un sınırlarında at koşturup milleti pataklayan, kendi halinde efsanesi olan, hikayesel derinliği pek olmayan, yani mehle fena değil arasında bir yerde, hangisinde olduğunu emin değilim. Sırf replikleri çok eğlenceli diye de B verilmez bir insana ya da Yordle'a. O yüzden C diyelim. Yani her şeyi yeniştik böceği. LeBlanc. 1000 küsur yıldır hayatta olan Mordekaiser'i devirmiş, ülkeleri derin devlet modunda yönetmeye çalışan, yine aslında biraz böyle standart yeraltı büyücüsü olmasına rağmen bence her şeyi çok iyi işlenmiş. S Plus olmasının tek S engeli, onu en üst kategoriden indiren şey yine çok eski bir dizayn olması. LeBlanc ilk çıktığında düz bir illüzyon büyücüsü olarak çıkmış olduğu için ona uygun şatafatlı bir kıyafet yapmışlar. Şu an hikayede anlatılan o böyle yer altından ülkeleri yöneten, insanları manipüle eden, tarikatlar kuran, bin yıldır ne komplolara imza atmış, Illuminati vibe'ını çok veremediği için dizaynı, replikleri, özetle eski kalmış olduğu için bir puanını kırdım. Ama şu an LeBlanc'ı rework deseler, bu illüzyon büyücüsü kafasından biraz daha çıkarıp biraz daha derin devlet vibe'ına soksalar, S Plus karakter bence. Lee Sin.
İçinde ejderhanın gücü vardı, artistlik yaptı, hocasının belini kırdı, atıldı, yolunu buldu, geri döndü, tapınağı kurtardı, gözlerini feda etti, ejder ateşinden yandı. Yani fena değil deyip geçiyorum. Çok bir olayı yok bana soracak olursanız. Lilia. Lilia özgünlükten çok fazla puan alıyor. Yani İonya'da bir düş ağacı var. Bu düş ağacı bütün o insanların düşlerini topluyor. Onlar karanlık düşüncelerden kabus görmeye başladıkları için rüyalarda kararıyor, ağaçta soluyor ve bir gün bu büyülü düş ağacının kendisi bir düş görünce onun rüya tohumundan Lilia oluşuyor. Yani insanların rüyalarını toplayan rüya ağacının rüyası. Bence güzel düşünülmüş, orijinal bir konsept. Bayağı özgün bir konsept. Replikleri güzel, yaklaşımı güzel. Onun o sadece rüyalardan tanıdığı insanlığı merak etmesi ve tanıştığında tam olarak aradığını bulamaması falan. Gerçekten çok özgün ve güzel bir karakter olduğunu düşünüyorum. Dizayn olarak çok bir olayı olmadığı için yani. Hop hop gezen geyik yavrusu olduğu için bir puan kırıp kendisini S sınıfına yerleştiriyorum. Lissandra. Lissandra mükemmel bir karakter zaten. Ne iyi ne kötü olan, hem dünyayı kurtarmış hem dünyanın yok oluşuna kapı açmış. Hem dünyayı şu an koruyan ama hem de insanlığı ve bölgeyi sömüren, insanların rüyalarına girip onları çağıran ve kontrol etmeye çalışan ama aynı zamanda gözcülerin rüyalarına girip kendini feda eden, her günü bin yıllardır acı içinde geçen ama aynı zamanda çok büyük bir güce ve alana sahip olan, kalesindeki özel rünlü camlarla yıldız ışıklarının gücünü harmanlayıp ekstra büyü toplayan über bir karakter. Hem çok orijinal hem çok iyi dizayn edilmiş. Müthiş bir karakter Lissandra. Kesinlikle S artıyı hak ediyor. Lucian. Karım öldü, çok sinirliyim gaming. Yine biraz standart intikam karakteri. Ama Thresh'le olan ilişkileri falan güzel işlenmiş olduğundan müt. Kendisini nereye alalım? Gerçekten çok bireysel bakış açısına kalıyor Lucian ya. Biraz standart bir karakter ama hadi dizaynı ve etrafındaki hikayeleri iyi işlenmiş olduğu için B koyuyorum. Lulu. Çok tatlı bir karakter. Yan hikayelerine baktığınız zaman işte böyle şey, Freljord'a gidiyor. Savaşan barbarların ellerindeki bütün silahları çiçeklere dönüştürüp onların böyle ne oluyor lan diye kalmasını izliyor. Devriye gezen Demacia askerlerini bir hafta boyunca mantara dönüştürüyor falan, böyle salak salak işler yapıyor. Çok gülüyorum o hikayelerine. Replikleri falan çok eğlenceli işte. Ne bileyim, yine hikayelerde böyle tavşanlar çok ketumdur ve çok iyi sır tutarlar. Bir sırrınız varsa mutlaka tavşanlara gidin falan yapması. Yani o soyutluğu ve saçmalığı, o gerçeklikten kopuşluğu, o Kayran'a olan yolculuğu çok güzel dizayn edilmiş bir karakter. A ya da S sınıfını hak ettiğini düşünüyorum. Düşünüyorum. Ya buraya hep havalı karakterleri koyduk. Bir iki tane de sevimli karakter koyalım ya S sınıfına. Lulu gerçekten çok güzel dizayn edilmiş, güzel hikayeli bir karakter. Lux. Gücünü saklamaya çalışan büyücü, biraz standart bir konsept olsa da güzel işlenmiş olduğunu düşünüyorum. Garen'le arasındaki dinamikler, Sylas tarafından manipüle edilmesi, büyücüleri şey yapmaya çalışması. Ama son dönem çok üzerine gidilmedi Lux'ın hikayelerinin. Yeterince derinleşmediğine inanıyorum. Yani mesela Garen romanında falan biraz yer verilseydi belki biraz daha iyi durumda olabilirdi. Ona A diyelim. Malphite. Ben bir kaleydim, kaleden parçam düştü. Uçan büyülü bir kale hiçlikle savaşıyordu. Sonra oradan hiçlik enerjisi geldi, bir şeyler oldu. Ben geri uyandım. Şimdi yürüyen bir dağım. Üstelik repliklerim çok eğlenceli. Chip diye çok tatlı bir çocuğum var. Legends of Runeterra'dan son aldığı o boost olmasa, Legends of Runeterra sayesinde hikayesi biraz derinleşmiş olmasa biraz daha aşağılarda kalabilirdi. Ama özgün konsept ve güzel işlenmiş hikaye sayesinde kendisini A sınıfına alalım. Ve gelelim Malzahar'a. Bir kahin hiçliği, yok oluşu, sonu görüp bu sona kapı açmaya karar veriyor. Hiçlikten böcekler getiriyor, oyunlar oynuyor, tarikatlar kuruyor. Yine iyi bir hikaye diyelim. Kahinlik, kahinlik üzerinden işlenen şeyler güzeldir, eğlencelidir.
Maokai gölge adalarda, daha doğrusu o zamanlar kutlu adalarda takılan antik bir ruhtu. İyilik ve mutluluk saçardı. Hala iyilik ve mutluluk saçmaya çalışıyor ama gölge adalarda tabi bunu yapabilmek pek mümkün değil. Standart bir Treant kafasını güzel işlemiş oldukları için A sınıfına koydum. Master'ı dizayndan çok kaybeden bir karakter. Şimdi hikayelerine baktığın zaman işte köyü yanmış, Wuju, Wukong'u eğitmesi bilmem ne, güzel. Yaklaşımları iyi. Ruhlar aleminden güç çekerek onunla güçlenerek savaşıyor olması falan güzel ama dizaynı berbat. Yani tamamen 11 yıl öncesinden gelmesinden kaybediyor. Abi bu gözlükler ne ya? Splinter Cell'de miyiz? Teknoloji oyununda mıyız? Bu gözlükler ne? Hele bir de o zamanlar işte Hymer'in yaptığı gözlükler falan muhabbetleri. Üf, yani o kadar gereksiz, o kadar saçma ki. Yani şu karakteri günümüz dizaynında yapsalar gerçekten çok iyi olabilirmiş ama korkunç kötü dizaynı yüzünden yani mehe inmek zorunda ya. Bu işte videonun başında söylediğim çok iyi dizayn ve çok kötü dizaynların da hikayeyi etkileyebiliyor olmasından dolayı maalesef C sınıfına düşüyor Master Yi. Miss Fortune. Miss Fortune çok iki yönlü bir karakter. Bir yönü Bilgewater'ı ele geçirmeye çalışan dramatik bir hikayeye sahip, güç peşinde, akıllı, hem insanları manipüle eden hem çok sevilen akıllı bir korsan. Gangplank'i bile karışık planlarla devirmiş olan intikamcı bir karakter. Diğer tarafı büyük silahlar kullanan, büyük silahlara sahip diyeyim. Standart kızıl saçlı seksi korsan, böyle düz, aşırı büyük şapka, aşırı basitleştirilmiş dizayn, yine sıkı deri pantolonlar, o kadar ki böyle kenarları açılmış, teni görünüyor hafiften, ince bel, büyük memeler falan. Gerçekten çok yukarıda ve çok aşağıda iki tarafı var Miss Fortune'un. Yine de çok fazla hikayesi var, çok fazla güzel hikayesi var üstelik ve evrende önemli yer tutan bir karakter olduğundan müt kendisine iyi diyorum. Biraz daha gerçekçi bir korsan dizaynı olsaydı ve bu kadar LOL'deki daha çok böyle memeli korsan olmasaydı S sınıfına doğru gidebilirdi. O kadar sinirliyim ki ölmüyorum bile. Mordekaiser çok enteresan bir karakter. Bir yandan yine baktığında okey, demir zırhlı adam 100 senedir bunu Yüzüklerin Efendisi'nden biliyoruz. Teşekkürler Rito. Ama bir yandan da hikayesi gerçekten çok orijinal işlenmiş. Evrende çok büyük bir yeri olan çok çok kritik bir karakter kendisi. Ve bu klasik temayı ne kadar iyi işleyebilirlerse o kadar iyi işlemişler diye düşünüyorum. O yüzden bu kadar standart bir konsept olmasına rağmen S artıyı Mordekaiser hükümdarımıza veriyorum. Yani vermemek ayıp olur. Adam evrenini anlattığımız evreni iki kere fethetmiş, bir de onu en üste koymayacak mıyız, daha neler. Nami, yani standart deniz kızı hikayesi üzerinde bile durmuyorum, meh. Nasus, kardeşiyle olan ilişkisi, bilim arayışı, Shurima'nın yükselişinde çok büyük bir yeri olması. O kadar değerli bir insan ki ölmesin diye onu yükseltelim denmesi. Merdivenlere yığılması ve kardeşinin kendini feda edip onu yükseltmesi falan. Nasus ve Renekton'u beraber işlemek lazım. Nasus'u S artıya koyuyorum. Kardeşi, biraderi Renekton'u ise... Nerede lan Renekton? Çok aşağı bakıyormuşum. S'ye koyuyorum çünkü Nasus'un hikayeleri bir tık daha güzel bence. Hani Renekton aşağıda hapisken, o yine biraz daha biliyorsunuz standart bir hikaye. 1000 sene karanlığa hapsoldum, o yüzden delirdim, ok. Nasus ise o arada depresyona girmesi, hükümdarlığı yıkıldı diye çöllerde gezmesi, arada bir hobi olarak gidip bir tane Darkin'i öldürmesi sırf kütüphanesinden bilgi almaya çalıştı diye falan. Müthiş bir karakter Nasus. Yani daha çok üzerinde bile dururdum ama videoyu aşırı uzatmamak adına durmuyorum. Siz biliyorsunuz ben çok anlatmışımdır Nasus'u. Nautilus. Beni terk ettiler, dibe çöktüm, içime bir şeyler doldu, şimdi intikam için geri döndüm. Dandik. Nico. Nico konusunda çok aradayım ya. Bir yandan hani biraz daha safkan vastaya, bir tık daha, gerçek vastaya değil ama safkan vastayalara bir tık daha yakın olmasından ötürü bir değeri var. İnsanlıktan uzak yaşadığı için çok farklı kafalarda ve
birilerini, onların duygularını, düşüncelerini, ruh hallerini onlara dönüşerek hissediyor olması, o Bukalemun vibe'ları, o Bukalemun konusunun güzel işlenmesi falan. Ama kendisini şahsen çok sevmiyorum, sevemiyorum, o yüzden çok sıcak bakamıyorum, hikayelerine derine giremiyorum. Fena değil diyeceğim, biraz uzak olduğum bir karakter olduğu için. Nidalee. Nidalee'nin berbat olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Abi bu karakter Puma'ya dönüşebiliyor, ne yapalım? Bebekken Pumalar yetiştirmiş olsun. Ah! Ormana bir pundakta bebek bırakmışlar. Bilmiyorum neden bırakmışlar, sonra da Pumalar yetiştirmiş. Gerçekten yani o kadar sinirleniyorum ki şu hikayeye. Abi 2021 senesinde yani buna da kaçmazsın abi. Yani üf ya. Kitaptaki en eski numara ya. Ne demek kaplanlar yetiştirmek? Ya ne demek ya? Ne anlatıyorsunuz bana 2021 senesinde? Git ya. Yani bu kadar zor olmamalı özgür bir şey bulmak. Rezillik yani. Nocturne. Kabus iblisi. Korkularından beslen şubudu bubudu. Fiddlesticks onun rolünü çalmış olmasa biraz daha yukarıda olabilirdi ama Fiddlesticks onu bir tık tokatladı. Bir tık okula gönderdi Nocturne'ı. Kötü bir dizaynı yok ama standart bir dizaynı var. B sınıfına koyacağım kendisini. Nunu. Yetiler aslında çok korkunç varlıklar olmasına rağmen büyülü güçlerle insanlar onların kafasındaki şeye göre görünmesi ve Nunu hevesli ve hikayelerle büyümüş bir çocuk olarak bu yetiyi çok daha sevimli bir yaratık olarak görmesi, o aralarındaki ilişki, o büyülü gücü kullanması falan dramatik, güzel ve geniş bir hikayesi var aslında Nunu'nun. Karakter çok basit bir karakter gibi görünüyor olmasına rağmen gerçekten çok iyi bir, çok iyi işlenmiş bir karakter. Çok iyi der miyim diye düşünüyorum Nunu'ya. Sanırım derim çünkü gerçekten çok özgün ve iyi işlenmiş. Çok güzel, başarılı yapılmış reworklerden bir tanesi zaten kendisi. Olaf. Kaderinde yaşlanarak öldüğünü gördüğü için çok sinirlenen ve bu yüzden kendini her fırsatta ölüme fırlatan bir karakter. Ve hikayeleri gerçekten çok eğlenceli. Böyle bir gün bir hikayede bir Kraken'e saldırıyor, tamam mı Olaf, böyle aşırı korkunç dev bir Kraken. Böyle zorlu bir savaş veriyor bu Kraken'le. Ölüme atlıyor bildiğini o diye. Ve öldürüyor Kraken'i, yine ölmeyi başaramıyor. Bu sırada Karasis geliyor. Zombilerle savaşıyor, okey ulan yine ölme şansı ne güzel falan diye böyle hayaletlerle kapışırken Karasis gelip Kraken'i diriltiyor abi. Herkes böyle şok içerisinde. Zaten yenmesi çok zor dev bir ahtapot yeniden doğmuş böyle. Herkes dehşet içinde kaçışıyor. Olaf dönüyor. Bu nasıl bir şans? Oha teşekkür ederim. Ölme şansı diye böyle Kraken'in üzerine atlıyor. O kadar komik, o kadar eğlenceli bir sahne ki hiç beklemiyorsun çünkü böyle bir şey olmaz. Hani çok büyük bir dehşet yaşanıyor ve oradaki sevinen tek kişi Olaf. Direkt gidip üstüne koşuyor böyle diye. O hayalet Kraken'e atlayışı falan aklımda çok yer etmiş, çok güzel bir hikaye. Güzel bir konsept, iyi işlenmiş bir şampiyon. A sınıfına koyacağım o yüzden. Orianna. Dramatik bir hikayesi var. Parçalarını tek tek değiştirmek zorunda kalan kız, son gerçek parçası olan kalbini de babasını kurtarmak için babasına veren ve bir mafya ile anlaşıp şey yapan falan o hikayeler. Dizaynından kaybediyor. Oyun içerisindeki dizaynı kurmalı bebek tarzında olduğu için ve eski olduğu için leş. O yüzden A'ya koyuyorum. Yeniden işlense, bir reworklense S'ye çıkabilir. Ornn. Dizaynı çok güzel Ornn'un da tam tersine. Ama hikayesinde çok bir olay yok. Ama hani replikleri iyi, halkına olan yaklaşımı iyi. Volibear'la olan kavgası yüzünden bunun bu ocak kanlı halkının yok olması sonucunda biraz daha inzivaya çekilmesi. İnanırlarının ona inanmasını istememesi o aralarındaki... Güzel lan aslında Ornn ya. Ornn iyi ya. Ornn iyiye mi koyalım, çok iyiye mi koyalım? Ornn'u çok iyiye koyalım. Ornn güzel bir karakter. Sinirli, sabırlı, ilgi istemeyen ilah konseptini ne kadar iyi işleyebilirlerse o kadar iyi işlemişler sonuçta. Pantheon. İlk defa kozmik varlıklardan birinin ölümünü gördüğümüz, insanlığın hayatta kalma dürtüsünün ölümsüz varlıklar tarafından
anlaşılamayışı ve bu yüzden insanların onlara göre ekstra bir gücü ve kibirsizliği olması. Buradan Pantheon'un zihninin baskılanmasından sonra onlara olan nefreti vesaireyle bayağı iyi işlenmiş bir hikaye olduğunu düşünüyorum ve S artı sınıfına kendisinde yer veriyorum. Poppy. Poppy müthiş bir karakter. Aradığı kahramanın kendisi olduğunu bilmeyen, insanlara özenen, Yordlar diyarından gelmiş ve Demacia'lı olmuş tatlı bir karakter. Çok iyi mi denir, iyi mi denir? Poppy iyi işlenmiş ya, çok iyi diyelim. Pike'ı beklememiz lazım çünkü hikayesi hala çok 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 gizemli bir karakter. Bu Mahvolmuş Kral etkinliğiyle beraber, özellikle Mahvolmuş Kral oyunuyla beraber çok daha fazla şey öğreneceğiz diye tahmin ediyorum kendisiyle alakalı ve kendisini bekleme salonuna alıyorum. Kiana biraz daha yine standart, ooo ben çok güçlüyüm, çok havalıyım, herkesi döverim, iyi bir element büyücüsüyüm diyen bir tip ama işte o kraliyet ailesinde yaşadığı problemler, kardeşini sakat bırakması, standart yönetim biçimine karşı çıkıp güçlü olun yönetmesini istemesi, replikleri ve o inanılmaz egosu, yani design ve replik olarak iyi işlenen bir karakter olmasıyla iyi diyelim, iyi olsun kendisi. Queen. Queen biraz daha standart bir ranger karakteri. Okey, doğada yaşıyorum, çok güçlüyüm, çok hızlıyım, kuşum var bilmem ne. Biraz torpil geçip A'ya koyabilirim aslında kendisini. Çünkü Demacia romanındaki halini, Valor'la olan dinamiğini falan çok beğendim. Ama duygularımı bastırıp B'ye koyacağım kendisini. Yani torpil geçmemek adına B'ye koyacağım. Rakan. Yine duygularımı kenara koymam gereken karakterlerden bir tanesi. Çünkü objektif baktığım zaman o büyüleme, cazibe, dansla savaşma, Vastaya davasına sırf aşkı için ortak olma. Güzel işlenmiş bir karakter. Bardımsı bir tip. Bard dediğim FRP'deki bard. Yani ozan temasının, sanatla büyü yapma ve dansla savaşma temasının güzel işlenmiş olduğu bir karakter. O yüzden A'ya koyuyorum kendisini. Rammus. Yani çok bir şey bilmiyoruz kendisi hakkında. Amumu tarzında bir gizem muhabbetleri mevcut kendisinde. Eğlenceli bir karakter. Hikayeleri falan keyifli. Kiminin buna tapması, yani buna sunak olarak Rammus heykeli getiriyorlar. Bu ne lan deyip ısırıyor falan. Komik, iyi, hoş. O yüzden fena değil dedim ona da. Rexxay'ı. Abi Dune'daki gibi kumun altından çıkan kocaman canavarlar yapalım, hiçlikten gelmiş olsun. Tamam mı? Tamam. Berbat. Ama dediğim gibi yapacak bir şey yok. Yani hiçlik hikayeleri böyle aga. Hadi bu biraz daha hadi olayı var diye D'ye koydum. Kha'Zix'ten aşağıda kalmasın. Bunu da Kha'Zix gibi. Hatta Cho'Gath'i de mi D'ye alsam? O da bir şeyler tüketiyor, kristalliyor falan. Hadi. Hiç garibanlar diye D'ye koyuyorum. Ver. Hani bunları çünkü yapabilirlerken yapmamışlar. Bunlar da hani abi canavar ne yapayım? Hiçlikten gelmiş canavar. Ben buna ne diyebilirim? Konsepte aykırı oluyor biraz. Rel. İnsanların, çocuk savaşçıların ruhlarını sömürüp buna yüklemeleri ve bunu güçlendirmeleri. Abi bu metal adam yeniden doğacak, bizim buna karşı bir silah üretmemiz lazım diye gerçekten böyle canlı bir silah yapmaya çalışmaları falan gayet güzel. Rel'in bunları keşfedip bir şeyleri yok etmesi, Noxus'a karşı çıkması. Güzel işlenmiş bir karakter ya Rel. Aşırı özgün değil ama aşırı özgün hikayelerin içerisinde kritik bir yeri olan bir karakter olduğundan mütevellit kendisini A sınıfına koyarsak hak ettiği yeri bulmuş olur diye düşünüyorum. Biraz overpowered bence. Bir tık fazla güçlü bir karakter olmasına sinir oluyorum. Ama sonuçta çoluk çocuğun ruhunu yüklemişler, yani bir sürü büyücünün ruhunu yüklemişler, o sayede olmuş. Üretilmiş bir silah olduğu için o ki. Ejder sanırım kabulleneceğim. Yoksa normalde ben böyle 16 yaşındaki çocukların çok güçlü olması tarzındaki hikayeleri pek sevmem. Rengar. Babam beni sevmiyordu, ben de avcı oldum. Bana avcı olamazsın dediler, çok iyi avcı oldum. Sonra Kha'Zix gözümü çaldı. B. Yani C'ye koysam diğer C'dekilere hakaret olur. D'ye koysam Rengar'a hakaret olur gibi. 13 yaşındaki Rengar mainlerden linç yememek mi? Gerçekçi olmak mı?
Agalar Rengar'ın hiçbir olayı yok. Kedi adam milleti bıçaklıyor. Yani çok özür dilerim ama havalı olabilir, tamam. Çok güzel tek atıyor da olabilirsiniz. Ama hikayesel olarak hiçbir olayı yok karakterin yani. Ah, büyük düşmanı Kha'Zix'in yanına koydum. Ne avcı yani, ne yapayım? Riven. Riven güzel bir karakter bence. Dizayn olarak iyi işlenmiş, hikayesi derin. Çocuk asker olarak şey yapılması, ülkesi tarafından ihanete uğraması, sonra yaşlı bir çiftin yanına saklanması, onları gözetmesi, Yasuo ile yaşadıkları, silahının Yasuo'nun ustasını öldürmesi, böyle çok iyi. Rumble. Ben çok küçük bir Yordle'ım. İnsanlar beni ciddiye almıyorlar. Buna çok sinirlendim, o yüzden dev bir makineye biniyorum. Haha huhu dandik. Ryze. Yani biraz klasik bir hikayesi olmasına rağmen tüm o yaşadıkları, tüm o hikayeleri, yani Ryze'ı 1000 defa anlatmışımdır, hiç konuşmuyorum. S artıya koyuyorum, konuyu kapatıyorum. Ryze dedin mi akan sular durur. Samira. Biraz daha yine klasik bir karakter. Bakın ben akrobasi, bakın ben adrenalin. Teması iyi işlenmiş bir karakter ama pek bir olayı da yok benim gözümde. Yani Akali'den bir artısı var mı diye düşünüyorum Samira'nın. Ve yok. Akali C ise Samira da C olmalı ki Akali aslında B'de olabilirmiş. Akali'ye haksızlık yapmış olabilir. Yani mesela Lucian B ise Akali de B olmalı ya. Akali'ye ben bir tık ilk videoda haksızlık yapmış olabilirim. Temaları iyi işlenmiş olduğu için Akali'yi, Draven'ı, Evelyn'i ve Ivern'ü B sınıfına terfi ettiriyorum. Bunun ışığında Kassadin'i C'ye indiriyorum. Kaisa'yı C'ye indiriyorum. Blitz'i C'ye indiriyorum. Evet. Böyle daha iyi oldu. Tamam. Haksızlık oldu. Böyle daha iyi. Çünkü biraz daha yine böyle repliklerini, işlenişlerini, temalarını falan düşündüğümde karakter olarak, sonuçta hikaye dediğin şey bir karakterin yapısıdır değil mi? Karakter olarak bunları iyi işlenmiş karakterler. Ya bu B ve C biraz karışık olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Benim moduma ve aklıma gelen şeylere göre biraz değişiklikler olabilir. Kusura bakmayın, o kadarı olacak. Sejuani. Eş neredeyse oradadır herhalde ya. Eş'le çok benzer ve yakın hikayeleri var. Aslında Eş'ten daha iyi işlenmiş bile olabilir, biliyor musunuz? Biz şimdilik Eş'in yanına koyalım. Mı? Yoksa B mi? Eş'in yanında dursun ya. Eş çizgi romanını tekrar okuyup tekrar değerlendirebilirim bunları bir ara. Senna. Senna konusunda kafam çok karışık. Bir yandan işte o trash hikayelerindeki yerini beğeniyorum. Yok Isolde içine kaçmış, bunu uyarmış, şey yapmış, yıllarca onunla yaşamış, Isolde'yi çıkarmış böyle falan ama şey sahnesine o kadar tiltim ki, böyle bunun Fener'den çıktığı sahne var ya, böyle bazuka ile çıkıyor. Öyle bir silah yok biliyorsunuz değil mi hikayede? Ruhlardan o silahı üretiyor Senna. Neden? Çünkü magic. Bayağı kötü bence o. Bir tık açıklaması var. Hani diğer ışık muhafızlarının ruhlarıyla falan ama ben bir tık yanlışlıkla Ross şey yaptım. O amacım o değildi. Bir tık zorlama olduğunu düşünüyorum. Sinematikte Fener'den havalı çıksın diye, gerçekten sadece o animasyonda iyi görülsün diye yazılmış bir parça olduğunu düşünüyorum. Hatta bence o sinematik olmasa böyle yeni silah üretirler veya geçmişten bir silah buluyorlar ve o silahı Karasis'in gücüyle şey yapıyor falan olurdu bence. Dolayısıyla Senna'nın bir tık zorlama olduğunu düşünüyorum. O yüzden kendisini... Hadi şöyle yapalım. Senna'yı fena değile koyalım özgün noktalarından dolayı. Lucian'ı bir alta alalım. Mantıklı oldu. Evet.
Kusura bakmayın, düşünüyorum iyi şeyler var mı Seraphine hakkında diye. Ve sanırım yok. Ya bütün o kristal hikayeleri şey abi üff, ya geç ya. Sorry geç ya. Olmaz. Set. Annesini seviyor olması falan böyle. Annesine o karanlık tarafını göstermiyor olması. Yani bir patron olarak, bir dövüşçü olarak dizaynı iyi işlenmiş bir karakter olmakla beraber gerçekten kendisi olaysız bir karakter. İyi işlenişinden ötürü C sınıfına koyuyorum. Ama hikayesel derinlik olarak pek bir olayı olmadığını zaten biliyoruz. Shaco'nun hikayesi belli değil. Evren resetinden sonra gerçek anlamda sevgi görmemiş olan belki de tek karakter. Dolayısıyla bekleme salonuna almak zorundayız kendisini. Shen, Zed neredeydi? Zed'i daha almadık. Shen ve Zed'i birlikte alalım. Zed çizgi romanı o kadar iyiydi ki gerçekten. Anlatılan hikayeleri o kadar güzeldi ki. Ama bir tık daha klasik karakterler oldukları için, yani böyle ultra özgün olayları olmadığı için onları S'yi alıyorum. Ve Zed'in yine biraz daha oyun içi dizaynı böyle gölgeler, karanlık, denge aptalların işleri olduğu için S'yi alıyorum. Ama bu ikisi gerçekten müthiş hikayelere sahipler. Yani S artıya çok yakındalar ama S'deler. Bir yandan bunları Garen'in yanına koymak ayıp. Garen'in torpili var ya. Yani şuradaki karakterlerle Garen biraz tezat, Garen ve Brown belki de. O da tamamen çok fazla hikayeleri var. Ve hepsi güzel yazılmış hikayeleri oldukları için yukarıdalar gerçekten. Yani onların artıları burada. Üşenmemiş bir sürü hikaye yazmışlar bunlarla. Adamın romanı var abi, ne yapacaksın? O kadar güzel bir romanı var ki herifin. Yapacak bir şey yok. Çok iyi yani adamın romanı. Böyle bir artist var. Bravo bakıyorsun, mis gibi efsaneleri, sinematikleri, şakaları, bir sürü şeyi var böyle. Buradan torpilli bunlar. Yapacak bir şey yok yani. Garen'i laf edenler olmuş bu arada. O yüzden ekstra açıklayayım dedim ya. Adamın bunların iki hikayesi varsa bunun 7 hikayesi var abi, ne yapalım? Torpilli, Shyvana. Güzel işlenmiş bir hikayesi var ama çak da bir olayı yok. İyi dedim, geçtim. Shyvana'dan aklıma Jarvan geldi. Shyvana iyiyse Jarvan fena değil de olmalı bence. Ve şunların yanında bakınca Jarvan bir tık sönük kalıyor. Yat aşağı. Singed. Deli kimyacı, millete deney yapıyor. Büyü. Hikayeleri güzel. Konsepti olaysız. Fena değil mi Mehmi? Mehya. Çok da bir olayı yok. Sion. Demacia kralını öldürmüş olan adamın yeniden diriltilmesi ve çenesine çene olarak Demacia kralının tacının takılması. Ölmeden böyle o adamın elinden tacı bile alamamaları, böyle ölürken boğarak öldürmesi, o ölümü reddetmesi. Sonra yeniden doğduğunda yaşadığı o korkunçluklar falan. Gerçekten orijinal, güzel, iyi işlenmiş bir karakter. Yapıştır çok iyi. Sivir. Ok paralı asker, Azir'in torunuymuş. Çok ilginç, çok enteresan gerçekten. Elinde Setaka'nın silahı var, ok yerden bulmuş. Dandik. Sivir çok olaysız ya, çok düz bir karakter. Ama dediğim gibi bu kötü bir şey değil. Evrende düz karakterlerde olması lazım. Belli yerleri biraz daha düz karakterlerin doldurması lazım. Skarner'ın hikayesini biraz bütün o ırkının hikayesiyle birleştirmek lazım. Çünkü tek temsilcisi o sonuçta. Bu arada şunu fark ettim, video çok uzun oldu ya şu an, o yüzden durmam lazım arkadaşlar. 2 bölümde bitiririm diye düşünüyordum ama 3 bölüme gidelim. Çünkü bir yandan kendimi hızlanmam lazım diye hissediyorum. Bir yandan derinlemesine konuşmamız lazım bazı şeylere. O yüzden yine burada bir mola verelim. Çünkü hakkını veremiyorum gibi hissediyorum bazı karakterleri hızlı geçerekten. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. 3. ve son videoda görüşmek dileğiyle.